Bütün herkese hoş geldiniz diyoruz en başta. Yönelişler sergisine. Ve bu yönelişler sergisi bir olarak planladık. Bunun tabii içeriğini, özelliğini Rüya Hocam'la sesiyle ve küratör olarak açıklamalar olacak. Ben kısaca bütün katı arkadaşlara, sanatçı dostlara teşekkür ediyorum. Ve en başta tabii Hülya Hanım'a, ondan sonra tabii ki müzisyen, müzik dahisi olarak benim, yani abartmıyorum. Şimdi kamerada film çekiyor ama aynı zamanda ciddi bir müzisyen ve müzik eleştirmeni, müzik yazarı. Ve projelerimizden 10+10 kitap projesinin bir yazarlarından biri olacak Alp Hocamız, Burcan Hocamız. Teşekkür ederim. Başta Hülya Hanım olmak üzere değerli sanatçılarımızla roman boyutunda kitaplar da düşünüyoruz. Ve inşallah bu sergiyi daha geniş platformlarda, uluslararası camiada da yansıtmayı umuyoruz, bekliyoruz. Tekrardan ben katılımcılara teşekkür ederken, izninizle son ses güzel. Ayrı bir şey yapacağız. Konser. Ressamlarımızın bir de müzik yeteneklerini test yapmak için. Çünkü müzisyende resim yeteneği oluyorsa ressamlarda da. Ben de öyle düşünüyorum. Sanat yeteneğinin bir bütün olduğunu düşünüyorum. Denememiş olabilirler ama sanatçıların bütün disiplinlerde eğer isterlerse eser verebileceklerine de inancım var. Ama tabii birinde yoğunlaşmak kaydıyla başka türlü olmuyor çünkü. Hepinize ben de hoş geldin diyorum. Yönelişler bir adıyla ilk kez böyle bir sergi düzenledik. Yeni arkadaşlarımız var, işinde uzmanlaşmış, profesyonelleşmiş arkadaşlarımız var. Bağımsız Sanat Vakfı 6 yıldır bu binada faaliyetlerini sürdürüyor. Ve şimdiye kadar çok önemli projelere imza attık hep birlikte arkadaşlarımızla. 2010 yılından itibaren Uluslararası İstanbul Trienali'ni gerçekleştirdik. Bu yıl sonuncusu, dördüncüsü olmak üzere. Ve burada da süreli sergilerimiz devam ediyor. Her ay genellikle bir solo sergi yapmaya gayret ediyoruz. İlk açıldığımız zaman Hep iyi Şeyler Olsun sergisini yapmıştık. O da böyle karma bir sergiydi, çok sanatçıydı. Şimdi 6 yıl sonra tekrar böyle bir karma sergi yapmaya karar verdik ve gerçekleştirdik. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Yönelişler, tabii sanatçıların sanat serüvenleri içerisinde ve sanatın ayrıca tarihsel serüveni içerisinde pek çok ekoller ortaya çıkıyor. Sanatçılar bu ekollerin genellikle içinde olmaya çalışıyorlar. Bazen tabii o ekollerin kurucuları var. Onlar çok çok önemli sanatçılar. İşte Dali gibi, Picasso gibi falan. Dolayısıyla sanatçının yönelimi zaman süresi içerisinde profesyonelleşene kadar çok farklı deneyimler içeriyor. Biz burada bunu anlamaya çalışmak istedik. Biraz da bir sanatçı nereden başlıyor, nereye gidiyor? Belki 10 sene sonra sanatçı burada sergilediği resmi beğenmiyor olacak, başka bir yöne doğru gitmiş olacak. Ama bu bir hatıra olarak onun gelişme sürecinde bir iz bırakmış olacak. Öyle düşünüyorum. Çok uzatmak istemiyorum. Ben sözü verip daha doğrusu onun müzik yeteneğini inşallah hep yapacağız. Bir fotoğraf çekeceğiz. Atışıyoruz sizi. Çık şu anda. Tamam, düşmesin. Siz yarın sonra yürüver. Ben de bugün burada bulunmaktan çok büyük bir onur duyuyorum. Burada bulunmaya layık gören Sayın Hülya Hanım, Emrik Beyefendi başta olmak üzere tüm kıymetli sanatçı dostlara saygı, sevgi sunmak istiyorum. Üç şarkı hazırladım başlangıç için. Sonra yukarıda üç tane çalacağız. Son müziği yapacağız. Bu şekilde bir yandan kesin olmak için. Bunu
Thank you.
Çimen olayım. Aman baldıran değil. Yol altında kalacaksam gelin arabaları geçsin üstümden. Çelik paletler değil. Üstümde çocuklar koşuşsun. Ne kaçan ne kovalayan askerler değil. Kerpiç yapacaksanız beni
okullarda kullanın, cezaevlerinde değil. Soluğum tükenmez de kalırsa ıslık öttürsünler, aman ha düdük değil. Kalem yapın beni kalem, şiirler yazan sevi üstüne, ölüm kararı değil. Ölünce yaşamalıyım defne yapraklarında, sakın ola ki silahlarda değil. Aziz Nesin. Düşüncelerinizi bir iki cümleyle alabilir miyim? Tek tek dolaşacağım. Öyle mi? Valla çok güzel. Henüz gezmedik. Gezeceğiz. Üst kata daha yeni geldik. Hoş geldiniz. Tebrik ediyoruz Hülya Hanım'ı ve ekibini. Sanat dünyası için önemli ve güzel bir sergi olacağını düşünüyorum. Sergi sanatçılarından biriyiz. Evet. Ne kadar güzel. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkürler. Sizin de düşüncelerinizi alabilirim. Ben de çok mutluyum. Güzel bir böyle mekanda sanatçı olarak da burada olduğum için. Onur verginiz. Teşekkür ederiz. Sergiyle ilgili duyguya düşüneceğim. Öyle mi? Tamam. Çekerken soru. Dobre. Yok, olmadı. Bu da sarkı çok. Harika. Bu da benim hocamız. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Merhaba. Sevgili Alp hocam. Çok mutluyuz. Hem göze, hem kulağa, hem her yöne hitap eden çok güzel uluslararası bir sergi oldu. Her şeyine harika. Sizin özellikle bu sergi için bestelediğiniz beste de harika. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel paylaşımlar oluyor. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Başka sergilerde görüşmek ümidiyle. Her zaman. Görüşmek üzere. Ben çekeyim. Bana verin, ben de sen Yeah.
kartınızı alabilir miyiz? Çok güzel bir serginin açılışındayız. Bir sanat günü yaşıyoruz. Bu galeri galeri olalı bu kadar çok izleyici görmemişti. Umarım bundan sonra da izleyicilerin sayısı artar, çoğalır, tüy gibi büyür. Bu bir başlangıç olur değil mi? Sanat bütün İstanbul'u sarar. Gönlünüze sağlık, varlığınıza sağlık. Bu bir başlangıç anlamdır. Sanat bir anlamdır. Kucaklayıcıdır, barışçıldır, güzellikleri ortaya çıkarandır. Sanatın anlamını burada yaşamak çok güzel bir duygu. Katılımcılara, sanatçılara teşekkür ediyorum. Sergimizi izleyenlere, uzaklardan gelip sergimizi izleyenlere, herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gönlünüze, varlığınıza sağ olun. Serginle ilgili duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. Sergideki çalışmaları çok değerli buldum. Güzel çalışmalar var. Ve ilk defa Ümit Hocam'ın bir etkinliğine katılmaktan da mutluluk duydum. Onur verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir sergiyi bizlerle buluşturduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Gönlünüze sağlık. Sağ olun. Gamze Hanım'ın da görüşünü alalım. Gözlem. Çok özür dilerim. Evet, mekan çok nostaljik, çok güzel. İstanbul dokusu içinde harika müzikler eşliğinde ve şiirlerde güzel bir açılış oldu. Teşekkür ediyorum. Resmim. O fotoğrafı imal ettiğim için affedebilecek misiniz? Tabii, teşekkür ederim. Efendim, görüşlerinizi alabilir miyiz? Böyle tarihi, nostaljik bir ortamda sergi olması çok hoşuma gitti. İyi ki bu sergide ben de varım. Teşekkür ederim. Onur verdiniz. Gönlünüze sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Size de ağzınıza sağlık. Sağ olun. Fazla. Sayın Hocam, sizin de sergiyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Öncelikle ağzınıza sağlık. Çok güzel okudunuz. Teşekkür ederim. İnsanı o kadar müziğin etkisine, sözlerin etkisi altına aldınız ki. Ne bu? Onu öncelikli olarak söyleyeyim. Teşekkür ederim. Sergide çok iyi çalışmalar var. İyi planlanmış, iyi seçilmiş bir sergi. Ben hissi olarak, yani profesyonel anlamda resimle ilgilenmiyorum ama hislerim de beni bu sanatla ilgili konularda çok fazla yanıltmıyor. İçlerinde çok başarılı bulduğum konu açısından olsun, yapış tekniği açısından resimler var. Hayırlı uğurlu olsun. Burada zaten devamlı sergi açılıyor. Yer yer geliyorum. Ama bundan daha iyisini geldiklerim içerisinde görmediğimi söyleyebilirim. Onur verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben Fatih Bey'in de görüşlerini alalım sergimizle ilgili olarak. Efendim, çok beğendim. Çok enteresan, farklı uçlukların yan yana gelmesi bakımından. Uçluklar birbirine yönelmiş diyorsunuz. Evet, çok teşekkür ederim ilgi alakanızı ayrıca. Onur verdiniz. Organizasyon bakımından da her şey dört dörtlük. Mekan çok hoş, yüksek tavanlı. Resimler nefes alabiliyor. Daha büyüklü boyutlu resimleri de görmemiz zaman içerisinde mümkün olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. Bu kadar şimdi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gönlünüze sağlık. Sergiyle ilgili duygu ve düşünceleriniz. Sergi çok güzel geliyor. Müzikleriniz çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz her şey için. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Herkesi bekleriz resimlerimizi görmeye. Olur verdiniz. Sergiyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bence çok güzel bir sergi oldu. Emeğe geçen herkese ben teşekkür ediyorum.
benim için de anlamlı oldu. Konseptiyle uyumlu olduğunu düşündüğüm bir eser yapmaya çalıştım. Bence de iyi oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Sevgiler. Onur verdiniz. Teşekkür daha ediyorum. Daha sonra da sözleşme olarak girenleri de yeni girenler için de en az 3 senelik işte hani öğretmenlik yapması gerekiyor. Zorunluluğu getiriyor. Sizin de olması lazım kadrolarınızın. Sözünüzü balla kesiyorum. Sergiyle ilgili duygu ve düşüncelerimiz. Hocam yani sizin gönlünüze, elinize, emeğinize sağlık. Gerçekten bu kadar güzel insanı bir araya topladığınız için Ümit teşekkür ederim. Ümit Hocam ve Hülya çok Hocam. Çok iyi oldu Art Hocam, gerçekten. Mermin Hocam. Onur duydum siz, hocam. Değerli hocam. En çok yorulan onlar. Yani. Büyük bir keyif. Çok eser verdiniz. Teşekkür ediyorum. Siz de afiş tasarımınızla büyük onur verdiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Grafik hocam burada. Evet. Bütün öğrencileri diye ben şimdi. Beni hocam lütfen çekin. Harikasınız. Teşekkür hocam. Sergiyle ilgili duygu ve düşüncelere gelecek olursak. Yani biraz boşalmasını bekliyorum. Şöyle bir göz attım ama sizin tabii küratörlüğünü yaptığınız her sergi muhteşem oluyor Alp Hocam ve Ümit Hocam. Ümit Hocam, Hülya Hocam, evet. İyi ki varsınız. Siz onur verdiniz. İyi ki varsınız. Sağ olun. Çok teşekkürler emekleriniz için. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sergiyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Hakikaten çok zengin ve çok renkli bir sergi. Sanatçı kadrosu bayağı geniş. Çok güzel eserler var. Hepsi birbirinden farklı. Çok güzel oldu. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizin de duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz acaba? Çok katılımlı bir sergi. Memnun olduk. Bayağı güzel eserler gördük. Ve güzel insanları tanıdık. Şeref duyduk. Teşekkür ederiz. Onur verdiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. About this exhibition. About this exhibition. About your feelings. What I feel. Yes. And I feel very good. I feel so happy because I see so many people caring about my painting and they are finding my new color and they are finding my umut, my hope and my strong job for one day I am doing on Ikitane. It's not easy to doing hard job in one day. Çabuk çabuk. It's okay. I'm happy. Even if I am working alone and small room, but I feel sıcak room and I am talking to myself to do something important for talking something to someone. I want to talk something to someone every day, every day. Never mind what I'm talking, just it's my job. You have to look. Yeah. And it's my turn in this life. And I don't know how I am doing another things, but I doing art. It's enough. This is benim kelime. This is my work. Your work. Uh-huh. Yeah. And it's okay. I hope. You gain a big honor to this exhibition. Thank you. Yeah. Another time, I promise you, I can do it. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you very much. Bye bye. Tanıştığım, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ayrıca bekliyorum atölyeye olmadan. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Güzel bir sergi. Sanat severlerin beğeneceğini umuyorum. İnşallah böyle sergiler ileride de devam eder. Bu kadar iyi sanatçıların olduğu bir sergi. Uzun zamandır özlenen bir sergi gibi oldu.
Teşekkür ederiz. Onur verdiniz. Ben Türkçe olarak biliyorum. Okay. Maybe in English. Maybe in English. Rusça. Okay. Okay. Hayır. Ben resimlerle konuşacağım. Başka thank bir şey söylemeyeceğim. Özür dilerim ama ne demek? Ne demek? Varlığınız yeter. Anlamıyorlar Rusyalılar bana. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sabri Hoca'nın da görüşlerini alabilir miyiz acaba sergiyle ilgili? Ah, sergiyle ilgili ne güzel. Lilian Hanım'a yine çok teşekkürler. Aktif kadın. Herkesi böyle sanatçıları bir araya getirecek güzel sergiler yapıyor. Çok teşekkürler. Ayrıca siz de tanıdığım bu sergiyi. Onur verdiniz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ teşekkür olun. Ederim. Teşekkür ederim. Merhaba, sergiyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Güzel bir buluşma olmuş. Çeşitli disiplinlerde çalışmalar, çok çeşitlilik. İnsanı doyuruyor yani her konuda. Düzenleyenlerin eline emeğine sağlık. İnşallah devamını bekleriz. Sağ olun, onur verdiniz, teşekkür ederiz. Sizin de görüşlerinizi alalım. Güzel bir sergi ama son şiiriniz sevgi kadar güzeldi. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ne mutlu. Sağ olun efendim. Merhaba. Öncelikle bu güzel sergide yer almaktan, ben de iki çalışmamda yer alıyorum. Yer almaktan dolayı mutluyum. Güzel bir sergiydi. Önemli sanatçılar vardı. Herkese teşekkür ederim. Başlarınızı bir kere daha alabilirim. Antrium dolu dolu bir resim, bir sanat günü yaşadık. Katılım olağanüstüydü. Üst kat, orta kat, bahçe izleyicilerle dolup taştı. Ne mutlu değil mi? Evet, yani bu her galeriye nasip olacak bir durum değildir. Doğru. Ve bu bizi çok umutlandırdı. Bir cumartesi bir evet, akşam. Sanat adına bizi çok umutlandırdı. Sergi düzeyli bir sergi. Uluslararası bir sergi. Değişik ülkelerden sanatçılarım ve İstanbul'da yaşayan sanatçıların yapıtlarından oluşan bu sergi beni şahsen çok heyecanlandırdı. Ve gelecek günler için bir umut aşıladı. Her sergi yeni bir şey söylemeyi gerektirir. Bu sanatçılar çoğu resimleri hepsi hemen hemen yeni resimler. Bu sergi için oluşturdular resimlerini ve sanatın anlamı yorum üzerinden bize birçok şey ifade etti. Bu sergiler burada devam edecek. Sanattan vazgeçmek yok. Sanatçıların önü açık ve gerçekten yaşamın en gerçeği sanattır. Sanattan başkası yalan. Sanatı yaygınlaştırdığımız zaman, sanatı geliştirdiğimiz zaman ülkemizde yaşamın değiştiğini göreceğiz. Birçok şeyin değiştiğini göreceğiz. Ve sanatın ışığı bütün toplumu kapsayacak ve gelecek güzel günler aydınlık olacak. Aydınlık olacak ve devam edecek. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Gerçi ben konuştum ama yani yine teşekkür edeceğim. Özellikle öncelikle Hülya Hanım'a, daha sonra değerli Ümit Hocam'a, size, emeklerinize gerçekten emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii şu an burada yok. Büşra Kızılkaya evet, kardeşimize Büşra, de ayrıca özellikle teşekkür kesinlikle etmek istiyoruz. Onun hazırlık da, sürecinden bugüne. Onun da az emeği geçmedi. Evet. Farklı disiplinlerle, farklı teknikler yapılmış, farklı sanatçıların, farklı teknikler kullanan sanatçıların bir araya geldiği, bu kadar değerli kişiyi bir araya getirdiğiniz için daha doğrusu size, hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Haftalar süren bir hazırlık sürecinin ardından çok güzel bir sergi açılışı
herkes çok memnun olduğunu ifade etti. Ama tabii bugün en önemlisi sergimizin çok büyük emekçileri, küratörleri Sayın Hülya Yazıcı Hanımefendi ve Ümit Gezgin Beyefendi'nin de mutlaka görüşlerini almak istiyoruz. Hülya Hocamızla başlayabilir miyiz acaba? Merhaba. Bugün açılışını yaptığımız sergi Yönelişler 1 adını taşıyor. Çok sayıda 40 kadar sanatçının bir arada farklı ekollerden gelmiş sanatçıların bir arada yaptığı bu sergi çok yoğun bir izleyici tarafından izlendi. Bugün açılışta güzel bir açılış oldu. Küratörlüğünü ben ve Ümit Bey, Ümit Gezgin yaptı bu serginin. Ve bizlere destek olan Yılmaz Başkar Bey, Ruşen Eşref, siz Alp Özeren açılışta güzel bir müzik dinletisi de yaptılar. Sayenizde olur diyorlar. Evet, 10 gün sürecek olan sergiyi bütün sanatseverleri bekliyoruz. Ve gelecek yılda inşallah tekrarını yapmayı planlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Sağ harika bir yıl olsun. İnşallah. Her artarak şey devam etsin. Her iyi şey açısından artarak devam etsin inşallah. Sağ olun. Ümit Hocam sizin de görüşlerinizi alalım. Ben de Hülya Hanım'a şunu ekleyebilirim. Gerçekten Yönelişler 1 sergisi çok önemli. Şu anda açılmış olan sergilerin içinde en iddialı sergilerden biri. Bu süre içinde de yapabilirsek bir söyleşi sanatçılarla interaktif bir şey belki onu planlarız yapabilirsek bu mekanda yaparız. Yönelişler 2 ile de önümüzdeki sene geleneksel hale inşallah gelir ve bu başarı devam eder. Bütün dostlara, katılanlara, emeği geçenlere ben de ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.